Sayın seyirciler, Sayın Muhtarım bize bu Hasancıklı mezarlığının her tarafını ince detayına kadar anlatıyor. Biraz önce dedi ki, Kahramanmaraş'tan dedi binlerce kamyon toprak getirildi. Karşılara dolgu yapıldı ve oradan da yağan yağmurda toprak kayması olduğunu söyledi. Biz de bu depeye geldik. Hem meydan görüyoruz azıcık. Yani muhtarım gerçekten gözlerimizle gördük şimdi. Evet sayın seyirciler, sayın muhtarımın dediği gibi kameraman arkadaşımız oraları çektiği zaman işte Hasancıklı mezarlığının görünen yüzü buraya nasıl mezarlık yapılacak? Muhtarım topraklar da şey. Toprak hiç yok burada. Bunun altı zemini boş. Bunun altı boş kaya. Boş. Ya muhtarım. Ha mezarlı eş böyle gürle duşa gene geri. Allah ha, Allah. Boş bunun altı. Hiçbir toprak yok. Ya muhtarım şuralara bir bakıyorum. Ha, buraları hep kaya. Nasıl yapacak? Buraları nasıl perde betondan ya kapatacak? Ya. Nasıl olacak? Buradaki ağaçları neden? Şu bir tane sayın seyirciler bir tane çam ağacını bırakmışlar. Evet şimdi inanılmaz bir başarı öyküsü. Bunu niye bırakmışlar? Oralarda herhalde yüzlerce ağaç kesilmiş. O bir ağacı bırakmışlar. Niye bırakmışlar acaba muhtarım? Bir bilginiz var mı? Bilmiyorum ben nasıl bağlı. Yani bir şey olarak mı böyle bir süs gibi mi bırakmışlar? Olabilir. En küçük ağaç fırsatı. Burada öyle ağaçlar vardı ki. Grelli kutunda 70 kutu ağaç vardı burada. Yılların ağaçları. Yılların ağaçları. Yılların dedelerimiz ağaçları. Babalarımız dikmiş. Geldiler bir günde kesti getirdi. Sayın muhtarım şimdi şu manzarayı görüyorsunuz sayın seyirciler. Ben geçen bir yazı yazdım, köşe yazısı. Localı mı olsun mezarlık yerleri diye. İnanılmaz bir görüntü. Ben şahsen Hasancıklı mezarlığına şurayı şu anda gördükten sonra tamamen karşıyım. Yetkililere de hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı şahsen helal etmiyorum muhtarım. Siz ediyor musunuz? Biz etmiyoruz. Siz de etmiyorsunuz. Buraya Mustafa Boraz kestirdi, babanı da kendi götüremez. Evet. Bu kadar evet. Çamımızı kestiler. Evet. Evet sayın seyirciler. Ebelerimiz, dedemiz dikmişler. Bir asır geçmiş, yüzdür geçmiş. Adamlar geldi bir iki içinde ağacımı kesti, koydu gittiler. Yeşilliğimiz gitti. Altı kaya. Yani şey o mezarlık olsa yapsalar hiç doğumuza gitmez. Ali Bey'le şu an mezarlık yerini dolaşıyoruz ve bu mezarlık yerinin her tarafının dere yatağı olduğunu bize gösteriyor. Takdir edersiniz ki Allah göstermesin kışın kuvvetli bir yağışta buradan dere yataklarından gelen suların mezarları beraber alıp Ceyhan Nehri'ne dökeceğini artık sizlere benim söylememe gerek yok. Sizler tahmin ediyorsunuzdur. İnanılmaz her taraf bir dere yatağı. Yani sayın muhtarım da gösteriyor. Nereye baksanız bir dere yatağı. İlgililer nasıl burayı mezarlık yeri yapmış? İnanılmaz. Zaten meclis kararında da bu dere yataklarının kesinlikle dikkate alınması hususu özellikle yazılmış. Ama gördüğüm kadarıyla dere yatakları bir nevi menfez yapılarak çözüm üretilmeye milyarlarca lira bu vatandaşın, bu insanların verdikleri vergilerin buraya heba edildiğini gözlemliyoruz. Ben bugüne kadar böyle bir çekim yapmadım. Sağ olsun sayın muhtarım bize gösteriyor. Muhtarım takriben bu dağların her tarafı dere mi? Dere yatağı mı? Bu her yeri dere yatağı. Bu yani, mezarlığın her yerde, aha bu 300 de var, 300 de dere. Her taraf dere. Her taraf dere. Şimdi muhtarım Allah gecinden versin. Yani burada bir kuvvetli bir yağış olsa ne olacak? Ya işte yeri yok, mezarlığı gider. Şurada surmuş yatırır ama Cenab-ı Allah'ın çok yağmur yağsa gider. Ya inanılmaz, şimdi bakıyorum ben ağaçların kesilmesini bir tarafa bırak. O dozerlerin, o grederlerin aylarca buralarda çalışması. Mustafa böyle çalıştırdı. Enteresan bir şey muhtarım ya, yazdık ya bu memlekete yazdık sayın seyirciler. Gerçekten ben ilk defa böyle bir çekim yapıyorum burada ve kamuoyunun takdirine biz bırakıyoruz. Hasancıklı mezarlığının her tarafı dere yatağı. Eğer ilgililer görmedilerse gelip görsünler.
almış olduğumuz hıfz-ı sıha meclis kararını ben tekrar burada muhtarımın yanında da mezarlık sahası içerisinde bulunan dere yataklarının korunması karşılığında ve kuyu sularının hiçbir amaçlı ne içme ne de kullanma amaçlı kullanılmaması şartıyla bu karar alınmış. Ancak gördüğümüz kadarıyla dere yatakları ortada, cenazeler defnediliyor, kuyularda sular içiliyor, çocuklar içiyor, büyükler içiyor, tarım amaçlı kullanılıyor. Muhtarım size yetkililer hiçbir şekilde bir bilgi vermedi mi? Bize hiçbir bilgi vermediler. Ya bu nasıl iş muhtarım? Sormadılar. Ancak işte bana o müdür çağırdı beni. Buraya yapmayacak, oraya yapacaktı. Onu da bahalı diye. Ya 100 bin tane dönüm olur mu dediler. Ben dedim ki ya sorabilirsiniz. Ben ne kadar sorun sormuşlar. Demişler Hasan'da tarlanın 100 milyar, 150 milyar demişler. Öyle diye oradan vazgeçtiler. Muhtarım. Burada devletten 49 yılına icarlamışlar. Muhtarım şehrimizin en güzel bir yeri. Burada binlerce ağacı katlettiler. Doğru. Bunun vebalini bu ağacı katledenler veremez. Değil bu mi? Dünyada da veremez, öbür dünyada da veremez. Ben şahsen bu ağaçları kesenlere hakkımı helal etmiyorum ben. Ben bir vatandaş olarak baraj kenarında mezar yeri olur mu? Olmaz. Ya doğa harikası Kahramanmaraş'ın bilmiyorum Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı geçen bir açıklama yaptı bize gönderdi. Çok küçük bir alanı burayı mezar yeri olarak bırakacağız. Köyün yıllardır kullandığı mezarlık yeri bırakacağız diye bir demeç vermiş. 100 dönümlük yeni bir mezarlık alanı arandığını söyledi. Sizin eski mezarlık ne alemde? Bizim orada altı bizim mezarlık işte. Giriş var ya. Peki. O giriş bizim mezarlık. Bizim Hüsnükar Rahmatlı'nın zamanında oraya bizim Hüsnükar Rahmatlı 49 yıllara icra almışlar. Şeyde orman dairesinden. 1-2007'de ödemişler parasını. Bir de 2012'de ödemişler. Geçen de bana kağıt geldi. Orada 3 yıllık şeyi de ben ödedim. Evet. Mutlaka olarak. Orayı pekala Büyükşehir Belediyesi. Şimdi bizim mezarlığımızı Büyükşehir olarak vatandaşa satmış. Aile mezarlığı olarak. Gelmişler kazık çakmış adam baldık diye. Muhtarım siz yıllardır orayı aile mezarlığı olarak bu köy halkı kullanıyor. He. Şimdi Büyükşehir Belediyesi de orayı insanlara sattıysa demek ki başka insanlar gelecek sizin ecdadınızın, atanızın, babanızın, dedenizin mezarının yanına. Ben bir şey diyemiyorum. Ben de bugün gittim mezarlık müdürüne görüşüm diye. O da bir şeye gitmiş, cenazeye gitmiş, hiç bulamadım. Ama yarın gideceğim, konuşacağım. O da kazıklar, ben sokak atacağım. Köy de buna tepki gösteriyor. Köy diyor ki mesela, ya bizim mezarımızı nasıl satarlar ya? Kendi satıyor, Üçbaş kendinin mezarlığı yaptığı yer var ya. Evet. Oradan satsın diyor vatandaş, haklı. Evet, sayın seyirciler, gerçekten ben kelime bulamıyorum sayın muhtarımın sözlerine. Hasancıklı Yeni Şeyh Ali Sezai Efendi mezarlığının her tarafı dere yatağı. Geldik gözlerimizle gördük. Bir de çay, bunun altı kaya, çay. Bu da mezarlık hiç olmaz. Hiç toprak yok bunun altında. Her yer çay, essin ve mezarlık yer uçuyor. Çay, hiçbir toprak yok. Bir sıvı yok. Ne diyelim muhtarım ben tekrar söylüyorum kelime bulamıyorum. Dere yataklarıyla dolu. Kuyu sularının kullanıldığı bir yer. Her evde bir kuyu suyunun bulunduğu biraz önce geldik. Her evde hemen hemen kuyu suları mevcut. Ve burada da sular içiliyor. Ceyhan Nehri'ne yarın bir gün yağan yağışlardan dolayı olduğu gibi cenazeleri yağmur sularından doğru Ceyhan Nehri'ne akacak. Orada balıklar var. Tabii. Üretim balıkları var. Oradaki balık çiftliklerin olacak. Bu inanılmaz bir şey. Bu memleketin kaderi midir bilemiyoruz. Yetkilileri bu konuyla alakalı ciddi anlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir daha sesleniyoruz biz buradan. Kahramanmaraş olarak, Kahramanmaraş'ın sesi olarak Sayın Başkan, Allah rızası için bir daha düşün. Bir daha düşün, bir daha düşün. Hasancıklı mezarlık alanı yarın bir gün bir sel olayında, bir dere yataklarından akan yağmur suları neticesinde bir mezarın
kaybolması neticesinde bu insanların size bakış açısını düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu Hasancıklı mezarlığını bir an önce bir ne karar verecekseniz ciddi anlamda bir karar verin başkan. Sayın başkanım, ben sadece bu Hasancıklı'dan size bunu söylüyorum. Bir kardeşiniz olarak, bir büyüğünüz olarak, yıllara varan bir dostluğumuzdan dolayı bunu söylüyorum. Sayın muhtarım, son defa ne söylemek istersin? Gelsinler, ben mezarlık, bizim o karşıda topraklı yerlerimiz var. Gelsinler oraya mezarlığı, belki kendileri görsün, istinak yapsın devlet. Gelsin oraya mezarlığı yapsınlar. Anca öyle derim ben. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, Kanal Maraş'ı izlemeye devam edin.